Alo, akvaryumcu beyefendi. Açık mıyız? Tamam, uzatma kes, okey, bay. Hey hey, kuşum. Resmen selamun aleyküm. Akvaryum temizleme vizyosu ile birlikte karşı karşıyayız. Resmen kuşum, biliyorsun çünkü majesteleri sadece social medyaya hükmetmiyor. Aynı zamanda balıklara da hükmeziyor. Çok iyi hükmettiğim söylenebilir mi? Söylenebilir sonuçta. Saffet'le İffet'i tanımayan yok. İkisi de benim efsunluğuma, benim gibi bir sahipleri olduklarına katlanamazdıkları için buna şaşkınlıklarından dolayı özdüler. Çok bilmiyorum niye özdüklerini. Arkamdaki paşa umarım dikkatinizi çekip oraya uzaklanmıyorsunuzdur. Çünkü benim de bazen oradan yanınızdan geçince sinirlerim bozuyor. Neyse kuşum benim. DJ'miz okine. Şu an mevcut vaziyette akvaryumumuzda 7-8 tane balık var. Şimdi birlikte o akvaryumu temizleyeceğiz. Onların refah seviyesini yükseltmek için, yalan zans olsa. Bize gizleyeceğiz. Az demin konuştuğum akvaryumcu beyefendiden 2 tanesi yalan zans olsa balık alacağız. Güzel bir vizyo olacağını düşünüyorum. Bu balık beslemek kadar saçma bir hobi yok aslında baktığın zaman. Yani bir insan niye balık besler? Tek işe yaradıkları şey yem ver, yesinler. Vermezsen gebersinler yani. Az bir çıkar ilişkisi var. Sevemiyorsun, okşayamıyorsun. Köpek gibi ona bir şey fırlatıp sana geri getirmesiyle alay ezemiyorsun. Yani bir tuhaf ama olsun kuşum bak. Balıkları hükmetmese, Aquaman olmasa bu biblolara sahip olur mu, görüyor musun? Her çeşit var, her çeşit. Titanic eseri bunlar. Geçenlerde de birisi bana şey videosu atmış ki fakirler Japon balığı besler. Bize yazmış ki utanmaz, arlanmaz. Kuşum senden bahsediyor. Yasir! İffet'le Saffet Japon balığı mıydı? Beta balığı suydu, beta. Onlar beni temsil ederek tek başlarına yaşayan, yalnızlıktan hoşnut olan balık türleriyse. Şu anki beslediğim balıklar ne? Köpek balığısı. Sen balık köpeğisini gördün. Kuşum, şu anki beslediklerim lepistes. Şimdi birlikte hazırlanalım, güzelim. Benim küçükken civcivlerle ilgili bir anım vardı ama ekme kuran ime çarpsın ki anlatmayacağım onu resmen. Hadi hazırlanmaya güzelim. Kuşum, işte benim küçük canavarlarım. Resmen şunların muhteşemliliğinin ihtişamlığına bakar mısın? Nasıl babalarını gördüler ya. Gökleri başları ayrı oynuyor. Kuşum, şu hamile bu ara Zerazi. Bana sormazan vermiş. Kimle yaşına fişine ettiğini bilmiyorum. Şunların kuyrukları. İşte bu zur. İşte bu zur canım benim. Belki balık almam bu arada. Bunlar gayet güzel, ihtişamlı duruyorlar. Ve bunlara 20 gündür bakıyorum ben. Eğer kem gözlü lanet kancıkların nazarı değmezse daha uzunca bakmayı planlıyorum. Neyse, şimdi bunları kendi hallerinize bırakalım. Gökleri başları ayrı oynuyor. Beni görünce sadece yem. Bu ne bok mu yiyor orada? Gerizekalı, çıkar onu ağzından. Allah kahretmesin seni ya. Seni aldığım güne lanet ol. Baksana, bu etnik köken zesenli bu balık. Giyinmeye geçiyoruz. Şimdi kuşum, ne giyeceğiz boş yani ya. Normalde şimdi hava çok sıcak, şort giyerek gizerdim de. Akvaryumcu beyefendi demesin buraya balık almaya mı gelmiş, balıkları baştan çıkan. Boş yani. Zor bakalım. Gözlerimi kapatarak seçtim, yalan zans olsa bak. Aa, bunu çok severim. Kuşum, biliyorsunuz zolarların köpeği on. Giyinip geliyorum, tamam, şimdi böyle yapıyorum. Böyle yaptığımda geliyorum. Ne boş bir şey, öyle değil mi? Kuşum bak arkama. 50,000 dolar honey. Şimdi kombin kısa film vizyosu. Kuşum. Tamam, neyse, şimdi çorap giyelim falan filan, faş ve kendilerken çıkalım artık. Daha akvaryumun suyu değişecek, nasıl olacak bütün bu olanlar? Belki de değiştirmeyeceğim. Böyle vlog tadınızı oraya gizleyeceğim. Balık almasına eve geleceğim. Videoyu kapatacağım. Okey, bye diyeceğim. Görüşürüz diyeceğim. Tanrım. Şaka yapıyorum. Aman tanrım. Oksijen, temiz hava. Bu lağım kokusun. Allah'ım, bismillah. Kuş sesleri ovalara yayılır. Zolkan buna hayran olup bayılmaz. Boş yani. Kuşum, şimdi çıktık, geziyoruz akvaryumcuya da bir şey izleyeceğiz. Bu son YouTube vizyon var ya, rüyalarınızı yorumladım. O da astral seyahatle ilgili konuşuyorum. Ben bir tane avazım çıktığı kadar burnun olsun zoomunun kızı yazmış ki bana ZM'den. Zolkan, bu gece astral seyahatle yanına geldim. Hissettin mi? Ha? Kızım, ben belki çırılçıplak yatıp uyuyorum. Ya ne saçmalıyorsunuz siz Allah aşkına? Hayır efendim, hayır, hissetmedim. Ama burnuna iş eziminin biri vardı, o sen miydin? Boş yani, resmen incin, voleybol, beyzbol, basketbol, handbol oynuyoruz dışarıda.
Neyse şey şurada işte akvaryumcu geldik. Bunlar da bizim türlerle birlikte yaşıyor aslında ama bunları almaya gerek yok. Bunlar var o. Yani şu balıklara para verip onları besleyenler var. Düşünebiliyor musun? Şuna bak, hastalıklı zaten, çek. Veba. Hepsi ölecek bunların. Kimse kimseyi bekleyen kazerinden kaçamaz. Kuşun 4 tane yeni evlat sahiplensin resmen. Şunların hayzutluğuna bak. Azlarını koydum bu arada. Şemsi, Bahri, Cemil Nur, Nuri Su. Göç yüzü karardı bu arada. Eve gidip daha akvaryumun suyunu değiştireceğiz. Şimdi Hayzi. Sizi burada kapatıyorum. Açtığımızda evde olacağım, tamam mı? Tamam. Kuşum, kendimizi bir frisbee gibi eve attık. Şimdi önce mücevherlerimizi çıkartalım. Tabii ki zaman tanrım. Kuşum, şimdi filtreyi almam lazım. Filtrenin pisliği de gerçekten göz yaşartıcı. Filtreyi alıp bunun içine koyacağım. Sonra suların bir kısmını alacağım. Kendi sularının gitmemesi lazım. Kendi sularınızdan olması lazım. Sonra şu kadarcık pis suyu temizleyeceğim. Yeni su koyacağım falan filan faş ve kenz derken yeni arkadaşlarınızı ekleyeceğim. Resmen bak. Kuşum, bunların türü bunlardan farklı. Bunlar zebra türü. Normalde yine aynı türden alacaktım fakat ne gerek var, anladın mı? Çok da büyük bir balık almak istemezdim. Normalde transgenetik tetra, plati, melek balığı falan filan faş ve kenz de bunlarla yaşıyor ama onların boku bu küçük zebraların bokuyla aynı olmadığı için ufak olsun, güzel olsun, çok pis olmasın, hızlı kirlenmesin diye buzdan aldım. Benim balık bilgimi görmezsin. Şimdi şu filtrenin fişini çıkartıyorum kuşum. Evet. Gerçekten bu benim ozamda duruyor ve motorun sesinin yok olması şu an benim kulak zarlarımı bir frekanslı şekilde rahatlattı. Frekanslı şekilde rahatlama nasıl oluyor bilmiyorum. Tamam, şimdi pekala. Şunu çeksem. Hey, bu kadar kolay olacağını tahmin etmedim. Okey. Tamam, şimdi ilk seviyeyi atlattık. Burada dursun. Şimdi bunun içindeki suyu buna at. Ağzım şeye bak. Şimdi ne yapacaksın yani? Misafirlere kahve yaparken balık sulu cezvezen yapılmasının bir sakıncasının olmadığını düşünüyorum. Eğer bir sakıncası varsa gelip kahve içmezler. Şimdi pekala. Balıklarınızı almayalım. Alalım, bir sakıncası yok. Kuşum, bu böyle kaç turda boşalacak da bitecek bilmiyorum ama bu temiz suyu almam lazım çünkü bunu çöpe atmayacağım. Bu tekrar kullanılacak. Bu onların suyu çünkü. Ha, bu arada bir şey diyeceğiniz. Lütfen akvaryum bilimi fakültesi öğrencileri gelip de buraya saçma sapan o söylemize işin. Akvaryumun suyu böyle değişmez. Balıklara bunu yaşatıyorsun. Balıklara bunu yapıyorsun falan filan faş ve kenz diye yorumlar yazıp saçmalamasınlar. Kimseye küfür ezemem ben böyle 6 ciddi kitap oluşturacak şekilde, tamam mı? Beni çilezen çıkartmayın. Bak, benim çilezen çıkmış halim biliyorsun. Çocukların yanınıza bağırtmayın. Şimdi kuşum, evet, almaya devam ediyoruz. Okey. Bok kokuyor sularıza maşallah benim canlarıma. Evet kuşum, yeterli kadar su ağızlık artık. Benim tansiyonum çıkmaya başladı bu videoda. Ha bak, ben böyle gelemem ya boz oyunlarına. Sıkılıyorum bak ha ben. Kuşum, şunun pisliği, filtrenin pisliğine bakar mısın? Bu ne zira? Bunlar nasıl balık ha? Lan faresi besliyoruz sanki. Şimdi kuşum, şuradaki içinize yalanzan koyduğumuz botanik orman bahçelerinizi şunun içine koyalım. İğrenç. Birazdan balıkları almaya başlayacağız resmen. Çık şuradan ha, çık kızım ha. Oyun mu oynuyoruz burada? Evet, pekala. Şimdi şunu köşeye alalım. Normalde balıklarınızı da cezveyle alırızım. Bana o yakışırız ama neyse yani. Şunu hazırlayalım, şunu da yakalayacağız. Gelin bakalım küçük fareler. Bir tane mağazık sadece. Şimdi geç bakalım buraya. Mesela suda şu an bir şok yaşamıyorlar. Lanet olsun, çıkmak istemiyor musun?
Nasıl olsa kendi sularınız ayızlar tekrar. Gel bakalım. Kuşum şurada bak, bir tane beyaz bir albino var. Şimdi onun kafasını izleyeceğim bununla. Neyse siz gelin o zaman. Oh wow. Üçlü beat. Üçlü. Hızlı grup. Şimdi nerede kaldı? Gel bakalım senze. Kuşuna bak. Bunlar var ya can, bunlar can. Gelin bakalım sizde. Hoppa. Kuşunu görüyor musun? Evet, muhteşem yezili burada. Şimdi o albino nerede? Sıçan çöpçü. Görmüyorum asla. Pekala. Oh, yes. Şimdi eziyet ezip seni 5 dakika havaza susuz bırakırdım da. Neyse ki öyle bir caniz değilim. Çık ha, çık tilki baş. Bu böyle bir kalsın. Şimdi yeni balıklarıyız ha. Buna koymayı seviyorum. Sısı tabii ikisi. Şu balıkçıya dedim ki bunun şeyini, körzüyüm atma şeyine. Bunun şeyine. Ya şimdi ben buna makas vursam bu... Ben bunu ne yapabilirim ki şu an yani? Anladın mı çocuklar, burada ıssız kaldı. İlgilenmem lazım her şeyle yani. Bunu ben burada nasıl açabilirim? Tanrı aşkına şimdi zıvara patlatacağım bunu, anladın mı? Lazım değildi, lazım değildi. Şeytanın işi yok, kalkmış kendisi oğlunmuş derler. Yani ne alaka şu an bilmiyorum ama derler yani, haksız da değiller. Kuşum artık yok akvaryum. Burada yaşayacaksınız. Makasla açacağım sanırım. Şuradan ufak bir şey açıp şuradan aktaracağız balıkları. Şimdi pekala şunu şuraya koyduktan sonra direkt hava boşalımı olacak. Ve ben neler yapacağım? Oh! Aman tanrım. Kuşum şimdi... Çok su var, çok. Biraz suyunuzdan şu boklu ağaçların olduğu kaba boşaltayım bir dakika. Şimdi kaynaşma vakti. Okey, okey, okey. Diğer gerizekalileri göremiyorum hala. Evet, gezdim gördü de. Evet. Baksana şuraya resmen kuşum. Mülteci kampı. Aa! Nuh'un gemisine dönüyor burası. Ne oldu burası? Allah belanızı vermesin şimdi sizinize. Yani şunu temizlemek beni mahvediyor kuşum. Neyse tamam hayırlısı. Şunu temizlemeye geçelim artık. Şu bok kokulu şey şimdi burada döküp değiştireceğiz kuşum. Taşlarını falan yıkayayım ben. Ondan sonra geleyim yanınıza, tamam mı? Bunu temizlerken ki benim perişanlık, o müptezellik, arzizel, lanetli halimi görmeyin. Yoksa... Okey bay. Kuşum Allah rızası için şu uğraştığımız alçakça durumu görüyor musun? Ben kendimi bu kadar uzun süreli yıkamıyorum ya. Soytarıya döndü, soytarıya. Maskara olduk, anladın mı? Yunus balıkların, köpek balıklarısının, sen balık köpeğisini gördün. Maskarası olduk ya. Pekala kuşum, şimdi filtreyi temizleyeceğiz. Filtrenin lanetliğini görüyor musun? Peki bizim yaptığımız kamera oyununu görüyor musun? Tanrı aşkına nasıl tutmuş? Küflenmiş pekala. Hamama gitmek istiyorum ben ya. Gerçekten hamama gitmek istiyorum. Ya şimdi gerçekten bunu fırlatacağım ama. Ya Allah rızası için biz balık mı besliyoruz? Zomuz mu? Bu nasıl bir pisliktir ya kuşum? Böyle bir şey yok ya. Ben bırakıyorum ya bu işi. Bırakıyorum kardeşim. Bak başımı alıp gider ama. Bu nedir? Oh. Hayatım türbülansa girmiş gibi hissediyorum. Allah belasını vermesin balıkların. Şaka yapıyorum tabii ki. Şaka yapıyorum dersen versin olur. Şaka yapmıyorum, vermesin. Şimdi kuşum şunları yerleştirelim. Bu nasıl bir şeydi ya? Bu nasıl ızdıraplı bir seanstı ya? Ben anlamıyorum şimdi kuşum. Bu akvaryum hobisine sahip olan insanlar. Gerçekten bunun suyunu değiştirmekle bu kadar çaba sarf edip bu kadar kurdeşen dökercesine terliyor mu? Bu nasıl bir şeydi böyle?
Ben anlamadım yani. Neyini seviyorsunuz mesela şu hobinin? Bu hobi mi yani? Hobi dediğin insanın zevk alacağı şeyler demektir. Hobinin kelime anlamı bu. Yapmaktan zevk duyacağı şeyler. Yapmaktan isyanın dışında başka hiçbir şey duymadım. Ha bize nefret. Bu nasıl bir işti ya? Evet kuşum, şimdi cennet bahçesi hazırlıyorum. Canlarımın canları için. Bütün çabam çocuklarım için. Canlarım benim. Canlarım. Vallahi sinirlendim yani. Yahni yapacağım onlara en sonunda. Yahni. Şunu da şuraya koyalım yalanzan. Mis mis. Bu birlik gibi eğilse ama. Güzel durdu mu dıştan? İkonik oldu mu? Vallahi artık hiç umurumuza değil, biliyor musun? Nasıl zurzu? Bu niye böyle saçma bir şekilde zurmuş? Güzel oldu herhalde. Tamam tamam. Metanetli ol Zorkan, metanetli ol. Bu vizyonun sana getireceği reytingi... Dur şimdi kuşum, suları yavaş yavaş ona aktarmaya başlayalım. Şimdi kuşum, bumeranglılığa başladık. Al bundan onu aktar, al bundan onu aktar. Tepsize tepsi, fındıklar. Ayşe'ze Ali Aga'yı kızıklar. Ayşe! Kız sen ne kaçarsın sen? Evet. 6 saat sürecek. Zozur boşalt yöntemim. Canım ya, ne kadar gerizekalı. Seviyorum ben kendimi ama. Ne yapayım? Evet kuşum, şimdi akvaryum bu haline ağzı. Çocuklar kaynaştınız mı? Sıkıştınız mı kendinizle, bir tensel temas kurdunuz mu? Hadi gelin bakalım. Tek alışta 18.556 balık. Hey hey hey. Çıkın ha. Çıksana. Evet, güzel gizliyor. Kaç tane aldım tek seferde? Bu şeyin içinde balık yok ha. Koğuş sayısı yapmamız lazım. Koğuş sayısı. Gel kuşum gel. Gel sinsi seni gel. Gel gel gel. Evet canlarım benim. Geç bakalım. Çık bakalım. Şimdi gel sıçan seni. Gel. Gel gel gel. Gel. Benim güzeller için Zeki kızım. Benim melaikem, gel kız. Çık ha. Evet koğuş sayısı yapmam lazım resmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bak bunlar tilkiler, görüyor musun bunları? Bunlar bir geziyor resmen. O zört kurnaz. Zört kurnaz. Benim melaikemi yalnız bırakın orada. Bak buza burza. Kuşum ziyor, burası bizim ev miyiz? Bizim ev ziyor, gece konzuyuz, ne oldu ziyor? Şato, şato. Şimdi şu kaptaki kendi sularını buraya ilave edip artık bu vizyoyu sonlandırmak istiyorum. Ortalığı o kadar dağıttım ki nasıl toplayacağımızı düşünmekten bir şarapçı olsun. Bir şarapçı. Allah belanızı verme. Sizden bahsediyorum. Biraz canlanın, biraz at koşturun Burza. Biraz kendinize gelin. Vallahi barzakta besleyeceğim sizi artık ya. Barzakta. Barzak dedim, yine aklıma Saffet'imle İffet'im geldi. Onlar beni bu kadar yormazdı. Bunları onların yokluğunu zozdurmak için ağzım mı? Evet ağzım. Zozdurdular mı? Evet zozdurdular. Kuşum şunu sakın unutma ki ben her zaman bir kişinin yokluğunu 12 balıkla kapatırım. Çünkü benim azım Zorkan Beach. Evet kuşum, resmen yerlerini aldılar, huzur içinde yaşıyorlar. Umarım ömürleri uzun olur. Canlarım benim. Korkmayın, korkmayın. Biraz delikanlı olun lan. Çakallar. Kuşum yem verelim. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Kuşum menüde biliyorsun ki biftek var. Alın bakalım. Aç mısınız göreyim. Bunlar ziyette herhalde. Kimse bir şey yemiyor henüz. Yukarıdakiler yiyor, görüyorsunuz değil mi? Yeniler henüz yemiyor. Yeniler yiyor mu? Ağızlarına bir şey azdıklarını görmedim. Aa, yiyor yiyor şu pembe ağızlı çakal oğlu, çakal. Seni kurnaz, seni çakal.
İnsan mutlu oluyor ya canım. İnsan bir mutlu oluyor. Evet kuşum, şimdi bunun motorunu da çalıştıralım artık. Ama şu an yemiyorlar. Motorunu çalıştırmayalım. Korkmasınlar. Zaten osursam korkuyorlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten hiçbir şekilde bir videoya bu kadar uğraşacağımı tahmin etmezdim. Ve eğer önceden bir fragman verilip bu kadar yorulacağımı bilseydim, ekmek kuranime çarpsın ki bu videoyu çekmezdim. Çekersem de ayaklarım ters dönsün zerzim yani, bir iblis gibi. Ama güzel oldu. Sonuçtan mutluyuz tabii ki. Çocuklar mutlu. Ne olur maşallah zeyin bak. Anladın mı? Tükenzim artık. Hiç mi özlemezsin? Hiç mi hatırlamıyorsun? İffet bir ara, Saffet biri sor. Allah aşkına. Kuşum, abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Paylaşın. Kaynaşalım biz de bu hırçın balıklar gibi. Sizi seviyorum, öptüm. Okay, bye.